Selda Öktem zamanı. Evet efendim. Merhaba. Hayatımızda zamanı geçmeyen ama programımızda bazı zamanlar aramızda olan sevgili ailemizin romatoloğu Selda Öktem, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsın? Vallahi ben iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Hastalıklarla boğuştuğunuzu duyuyorum. Ben sürünüyorum işte ama. Çok geçmiş olsun. Çaktırmamak için elimden geleni yapıyorum. Harika görünüyorsun yine yani de. Gerçekten dudak okuyorum. Garip bir şekilde sağ kulağım da tıkalı çünkü anlamadığım bir sebepten. Dudak okuyarak meseleye entegre oluyorum bir şekilde. Evet. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim arkadaşım. Bugün reaktif artrit anlatacaksın. Evet. Ne demek bu? Reaktif artrit... enfeksiyon ajanlarına karşı reaksiyonel olarak gelişmiş eklem iltihaplarına ya da omurga iltihaplarına anlatan bir terim. Yani buradaki sebep, başlatıcı faktör bir enfeksiyon ajanı. Bu çoğunlukla bakteriyel olabilir ama viral de olabilir. Fakat çoğunlukla biz bunu bakteri enfeksiyonlarının sonrasında görüyoruz. O yüzden bunlara reaksiyon olarak, tepkisel olarak geliştiği için de bu isim verilmiş. Şimdi şöyle anlatayım reaktif artritleri. Daha çok genitourinary sistem enfeksiyonlarına, yani idrar yolu enfeksiyonu ya da kadınlarda genital bölge enfeksiyonları, yani vajinal akıntı yaratan, kokulu, renkli akıntı yaratan enfeksiyonlar ya da sık sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, sızlama gibi alt üriner sistem enfeksiyonları ya da üst üriner sistem enfeksiyonlarının sonrasında veya gastroenterit dediğimiz hani ishal, mikrobik bir ishal sonrasında bu geçirilen enfeksiyonun 2-3 hafta ardından meydana gelen artritlere diyoruz. Ha, böyle yani, bir şey yaşıyor vücut. Vücut önce yaşıyor. Evet. Belki tedavi oluyor, doktoruna gidiyor. Evet. Sonra mı çıkıyor mesela? Evet, bu biraz daha geç olarak ortaya çıkıyor. O yüzden de hani enfeksiyon ajanının direkt kendisinin başlattığı değil, ona karşı gelişmiş immün yanıtın daha sonra vücuda dönmesiyle geliştiği için de reaktif artrit deniyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, hani romatolojik hastalıklarda mikroplar çok değişik roller oynuyorlar. Birincisi direkt kendilerinin eklem iltihabına yol açtığı durumlar var. Mesela bir diziniz şişti diyelim. Eklem içerisine girip oradan sıvı aldığınızda ve onu laboratuvara gönderdiğinizde direkt olarak mikrobu o sıvının içinde üretebiliyorsak bu direkt olarak o mikrop tarafından meydana gelmiş bir olaydır ve o zaman onun adı septik artrit olur. Yani direkt orada mikrobun kendisi var. O zaman bunun adı septik artrit oluyor. Ama diyelim ki bir enfeksiyon geçirdiniz, gastroenterit gibi, işte genitourinary sistem enfeksiyonu. Vücut işte tedavi ediliyorsunuz, antibiyotik kullanıyorsunuz ya da biraz kronik süreçte vücut kendi kendine geçiriyor bunu. Fakat bağışıklık sistemimiz o mikroba karşı meydana getirdiği savunma antikorlarını vücudumuzda benzer, başka organlarımızda benzer molekülleri olan başka dokularda da olabileceği için bu sefer mikroba karşı ürettiği antikor ya da immün yanıt, bağışıklık yanıtı kendi dokularına karşı çapraz reaksiyon dediğimiz bir reaksiyon vermeye başlıyor. Bu sefer vücudunuzda aslında o mikrobun kendisi olmasa bile, ondan arınmış bile olsanız onun başlatmış olduğu, tetiği çektiği bir mekanizma aktiflenmiş oluyor. Yani aslında böyle bir şey, dominonun taşı gibi hani bir tanesinden vurursunda tık 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 hepsi gider, evet. Öyle bir durum oluyor. Evet. Daha çok biz bunu alt işte gastrointestinal sistem ve genitourinary sistem enfeksiyonlarında görüyoruz. Ama bazen boğaz enfeksiyonlarından sonra da olur. Özellikle streptokok dediğimiz beta grubu mikroplar var ya, hani çocuklukta akut romatizmal ateş, kalbe vuran akut romatizmal ateşten biraz daha farklı bu. Biraz daha erişkin yaşta oluyor. Birbirinden farklılıkları var. Enfeksiyon bittikten sonra meydana geliyor. Ama bu sefer hani reaktif artrit olanında öyle kalp tutuluşu ya da işte çarpıntı gibi o tarz şeyler olmuyor. Daha çok eklem problemlerinin ön planda olduğu lokal şey ağrıyla, lokal şişlikle kendini gösteriyor o zaman. Evet, lokal ağrıyla. Daha çok bizim reaktif artrit dediğimiz tabloda
her eklem işin içine katılabilir. Ama çoğunlukla alt tarafın büyük eklemleri daha çok şişer. Hangileri? Diz, ayak bileği eklemi gibi eklemlerimiz de daha sıklıkla tutuluş görülebiliyor. Ama bazen mikrobun cinsine göre özellikle üst solunum yolları enfeksiyonu, yani streptokok enfeksiyonu sonrası olanlarda el eklemlerinde birazcık daha fazla tutulum olur. Ama keza yine omurgada tutulabilir, belde tutulabilir. Hani ankilozan spondilitte ben hep anlatıyorum ya, alt bel ağrısı, evet, olur, sabah tutukluğu olur, aynen, hareket kısıtlılığı olur. Yani o şekilde de başlayabilir. O zaman onun adı da reaktif spondilit oluyor zaten. Peki gene mi şey, kortizon arkadaşım? Antibiyotik. Kortizon, kesin kortizon. Şöyle söyleyeyim. Reaktif artritte kortizon tabii ki kullandığımız olabiliyor ama ilk seçenek olarak çok fazla kullanmıyoruz. Şimdi öncelikle o sırada çoğunlukla enfeksiyon geçmiş bitmiş oluyor. Ama biz yine de vücutta herhangi bir odak var mı diye yine de taramasını yapıyoruz hastalarımızın. Eğer herhangi bir şekilde mesela idrarında üreme olduysa ya da vajinal akıntısında bir üreme olduysa o zaman ona yönelik antibiyotik elbette ki veriyoruz. Ama bunun dışında çok böyle akut, eğer aşırı şekilde bir tutulma ya da ciddi bir hareket kısıtlılığı yoksa kortizonu çok da fazla kullanmıyoruz. Ha. Aa, yani iyi, garip bir şey geldi. Her zaman benden kortizonu, evet, duymaya alışırsın. Benim merak ettiğim bir şey var. Yani bu eklem ama içtiğinde... bir dakika, kortizon değil ne? Antibiyotik, kortizon. Demedi oradan... daha bir şey demedi. Kortizonu çok fazla kullanmıyoruz dedi, evet, ama ne kullanıyorsun? Ben oradan bir kültür alıyor musunuz diye merak ediyorum. Yani şişmiş bir dizden su alıyor musun? Şimdi şöyle durma... Hayır, kortizon yerine ne kullanıyor onu söylemedi. O yüzden merak ediyorum diyorum. Tamam, oraya da geleceğim. Şimdi önce onu cevaplayayım. Evet, sordu şimdi, araya soru girdi. Şimdi hani dedim ya, aslında normalde tek bir eklem şişmesi var ve hasta size çok ciddi bir şişlikle geldiyse normalde o dizden sıvı almak gerekir. Yani o eklemden sıvı almak gerekir. Eklemden alınan sıvı bir kere önce biyokimyaya gönderilir. İçerisindeki hem hücre sayımı yapılır. Yani içerisinde beyaz küre dediğimiz, hani vücudun savunma hücreleri var ya, beyaz küre sayısı bakılır. Aynı zamanda o gerekirse mikroskobik olarak incelenir. Bir de kültüre ekilir. Yani içinde mikrop üreyecek mi diye bakılır. Şimdi normal bir eklem sıvısının belirli özellikleri vardır. Bir kere rengi son derece şeffaftır. Yani tüpün içine koyduğunuzda arkayı görebilirsiniz. Ama iltihaplı, pürülan dediğimiz bir eklem sıvısıysa işte milimetre küpte 2000 ila 50.000 arası inflamatuar bir sıvı anlamına gelir. O zaman biraz onun hafifçe bulanık olduğunu görürsünüz o sıvının. O renk bile size o eklemdeki problemin iltihaplı olduğunu gösterir. Eğer lökosit sayısı 50.000'in üzerindeyse milimetre küpte, bu bayağı bir opaklaşır, yani şey, tüpün arkasını göremezsiniz. Bayağı içerisinde yoğun bir iltihap olduğu için opaklaşır. Ve zaten 50.000'in üzerindeyse onun daha çok mikroplu olduğunu düşünürsünüz. Bakın 50.000'in altındaysa mikropsuz iltihap, 50.000'in üzerindeyse mikroplu iltihap ve o zaman onu kültüre ektiğinizde mutlaka bir bakteri ürediğini görürsünüz zaten. Şimdi bakteri ürüyorsa bir eklemin içinde, o reaktif artrit değil, o septik artrit. Yani direkt orada bakterinin kendisi var ve oradaki iltihabı bakterinin kendisi oluşturmuş. O zaman işte çok ciddi, en az 6 hafta, en az 6 hafta antibiyotik tedavisi uygulanması gerekiyor. Çünkü eğer oraya çok iyi bir şekilde antibiyotik uygulamazsanız eklemde çok direkt harabiyet olur. Yani 6-7 hafta içerisinde o eklemde ciddi deformite gelişebilir septik artritte. Allah korusun, bak Ceyda Hanım'ın başına gelmesin. Antibiyotik şu an 3 gün kullanamadı yani. Hani zorlanıyor. En büyük, evet, sıkıntım. 6 hafta kullanmadı. Asla demeyeceksin. İşte demeyeceksin. Evet, yani şimdi şöyle, antibiyotiği çok ihtiyacımız olduğunda elbette kullanmalıyız. Ama antibiyotik... Kortizon gibi değil mi? Kullandıktan sonra da mutlaka probiyotik. Yok şimdi, hala başladım değil mi? Başladın. Çarpı 2 probiyotik antibiyotik hatta. Hatta simbiyotik kullanıyorum yani. Ben de başlamıştım sana. Evet, evet. Yani bitirdikten önemli. Sonra da 6 ay falan probiyotik, evet, evet, kullanmanı şimdi öneriyorum. Şimdi ben 6 ay kür probiyotik, evet, çünkü... Ama işte
şey... sevmiyorum Selda abla. Evet ama işte belli durumlarda şart. Mesela ekleminizde bir mikrobik iltihap varsa onu artık antibiyotiksiz şey yapamazsınız. Hatta o zaman ortopedistlerden de zaten yardım alıyoruz. Mesela eklem içi yıkama yapılıyor. O pürülen materyal boşaltılıyor. İşte onun orada kalması, orada tamamen enzimatik bir yıkım olması demektir. Ve oradaki kas, tendon, kıkırdak, yüzey, kemik dokuyu harap eder. O yüzden yıkamayla beraber en az 6 hafta antibiyotik kullanıyoruz. Hatta bazen duruma göre ikili antibiyotik kullanmak gerekebilir durumun ilerlememesi için. Oy. Şimdi eğer bu septik bir durumda artritte ama dedik hani reaktif artritte mikrobun kendisi orada değildir. Hani onun belki toksinleri, onun belki artık ürünlerine karşı reaksiyon oluşturmuştur vücut. O zaman zaten orada mikrop yok. Dolayısıyla o zaman antibiyotik uygulamaya gerek yok. O durumda... Ama yine lokosit saptayınca da mı kullanmıyoruz antibiyotik? Yani burada lokosit saptadık. Şimdi lokosit, işte lokositin miktarı önemli. Yani milimetre küpte 50 binin altındaysa... Kullanmıyoruz antibiyotik. Kullanmıyoruz. İnflamatuar o. Ha. Yani mikrop yok. Orada biliyorsun hani... Mikrop nüsvettesi var. Yani şey başlıyor. Yok yine de işte o zaman çok antibiyotik kullanmıyoruz. O sırada eş zamanlı vücudunda başka bir yerde odak saptarsanız... Eyvallah, o zaman kullanıyoruz tabii ki. Yıkama da yok. Yıkama da ya da şey de yok. Sonrasında işte daha çok dediğim gibi hani kortizonu gerçekten çok sayıda eklem tutuluşu var ve çok şey durumdaysa nasıl söyleyeyim hastanın hareket kısıtlılığı gerçekten çok ağırsa fazlaysa yani bayağı evet o zaman kullanıyoruz ama hani çok az, hani sürekli dozlarda değil, ara ara dozlarda kullanıyoruz. Onun dışında bizim kullandığımız yine immün süpresif ilaçlar dediğimiz, o her zaman kullandığımız temel etkili romatizma tedavisinde kullandığımız ilaçlar. Ancak hastanın tabii ki bağışıklığını güçlendirebilmek önemli. Neden? Çünkü böyle bir atak yaşamış, hani bir enfeksiyon sonrasında reaktif artrit geliştirmiş bir kişi zaten genetik olarak yatkındır ve tekrar bir enfeksiyon sonrasında bu şekilde atak olması beklenen bir şeydir. Çünkü bir sefer bunu yatıştırıp, geçiştirip iyileştirebilirsiniz ama tekrar enfeksiyonlarında yeniden bu tarz ataklar geliştirebilir. Dolayısıyla hastanın bağışıklığının güçlü olması gerekiyor. Bunun için zaten genel standartlarda hani sağlıklı yaşam şartlarına dikkat etmesi gerekli. Ama genelde reaktif artrit geçirmiş vakalarda kronik olarak probiyotik kullanımını öneriyoruz. Evet. Hani enfeksiyonlardan korunmak için genel sağlık önlemlerine dikkat etmelerinde mutlaka öneriyoruz. Bazı işte beta glukan gibi destek tedavileri kış aylarında işte çok kalabalık mekanlara girmemeleri şeklinde uyarılar yapıyoruz. Ama reaktif artrit kronikleşme ve tekrarlama eğilimi gösterebilir. O yüzden daha hassas davranmak. Evet, birazcık daha hassas davranıyoruz ve hani bol su içmeleri, probiyotik kullanmaları ve bağırsak için dost besinleri daha çok tüketmelerini istiyoruz. İşte, bağırsak dostu besinler internette araştırılsın. Programımıza devam ediyoruz. Salık veriyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Devam ediyoruz.